24 Ocak Elazığ depremi ile birlikte o dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri, Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanımızın da Elazığ'ımızdaki deprem bölgesinde bizzat bulunmaları neticesinde devletimiz tüm ilgisini, alakasını Elazığ'a verdi ve o tarih itibariyle başlayan çalışmalar 19.500 konutun inşaat çalışmasının planlanması ve başlamasıyla birlikte şu anda devam ediyor bu çalışmalar. Bu geldiğimiz noktada daha önce 13-14 vatandaşımızın hayatını kaybettiği dilek sitesindeki konutların da tamamlanmasıyla öncelik oradan başlamak suretiyle 179 konutun teslimatını yaptık. Daha sonra yine yazı konaktaki tamamlanmış olan konutları teslim ettik. Diğer taraftan Karşıyaka mahallesindeki konutların teslimini yaptık. İnşallah çok kısa bir süre sonra da başka bir bölgedeki konutlarımızın kura çekimini gerçekleştireceğiz. Yani bu geldiğimiz noktada devletimizin özellikle 2021 yılının başlarında toplamda 8.000 konutu teslim etmesini öngörüyor, planlıyor. İnşallah bu gerçekleşecek. Bugün itibariyle biz 1.000 adet konutun bittiğini ve bunu vatandaşlarımıza kurayla teslim ettiğimizi söyleyebiliyoruz. Hayırlı olsun. Yani bu yapılan konutlar 3+1, 2+1 şeklinde vatandaşlarımızın rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde yaşayabileceği, deprem korkusundan uzak bir şekilde çevre düzenlemesiyle, oyun parklarıyla ve diğer donatılarıyla gayet modern, güzel binalar oldu. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Abdullah Paşa ikinci etap bölgesinde çalışıyoruz. Projemiz 1018 konuttan ve bir ticaret merkezinden oluşmakta. 46 blok konut bloğu, bir de ticaret merkezi bloğundan oluşmak durumda. Şu an seviyemiz %72 seviyesinde. Gitgide sona yaklaşıyoruz. Artık altyapı ve yol çalışmalarına başladık. Binalarımız genel itibariyle toparlandı. Ahşapla ilgili imalatlarımız devam etmekte ağırlıklı olarak. Genel itibariyle imalatlarımız daha önceden toparladığımız için ağırlığımız zaten şu an altyapıda. İşte doğalgaza hazırlık yapıyoruz şu anda. Elektrik altyapılarımız çekiliyor. Kanalizasyon ve yağmur suyu %70 mertebesine ulaştı zaten. İlk etapta süresinden önce teslim etmek istediğimiz bölgeler var. O bölgelere yoğunlaşmış durumdayız.